Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sodalı, kıymalı bir börek yapacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben bunu hemen hemen bir 12-13 senedir yapıyorum. Çok da beğenilen bir tarif. Hemen bunu yapacağım. Tek kıymalı yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Patates, peynirli hepsini yapabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Ara ara kontrol ederek pişireceğim bir süre. Yeterli artık kavruldu. İki tane büyüğe yakın yani böyle orta boy kadar kuru soğan, bir tane sivri biber, bir tane yeşil biber, bir tane de kırmızı biberi doğradım yemeklik. Hemen onları da ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir 5 dakika bu şekilde kavuracağım. Altında yükseğe açıyorum. Ekliyorum. Şöyle az bir şey pul biber. Yani tat kaşın tam doldurmadan. Gene siz damak tadınıza göre yapın. Birazcık da şöyle kekik. Şu kadar da karabiber. Bir miktar da tuz ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da domates ya da biber salçası. Ben biber kullandım şu anda. Domates de olur. Hemen içerisine bir tutam maydanoz. Maydanozu koyduktan sonra bir dakika daha ocakta tutun ve alın. Geçiyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Çok yağlı yapmayacağım. 2 adet yumurta. 1 çay bardağı süt. Ve 2 tane soda. Bir tanesini şimdi koyacağım. Bir karıştırayım. Hemen diğer sodayı da ekliyorum. 2 şişe soda gayet ideal geliyor. Sosumu hazırladım. Tepsimi yağlamıyorum ya da ara katlara hiçbir şekilde bir şey sürmeyeceğim. Sosunu direkt üstüne dökeceğim. Benim tepsim mini fırın olduğu için ben 4 adet yufka kullanacağım. Burada 5 tane var ama 4 tanesini kullanacağım. Çünkü çok kalın olacak bu sefer. Önce en alt kısmını şöyle bırakıyorum. Hem bu börek daha kolay oluyor. Hem de sodalı gerçekten çok güzel oluyor. Hatta su böreği gibi de tadı oluyor. İki katına sadece kıyma harcı koyacağım. Bir tane yufkayı koyduktan sonra kıyma harcımı dökebilirim. Evet, hemen kıyma harcımdan eşit bir şekilde dağıtıyorum. İki kata süreceğim için biraz da diğer katına ayırıyorum. Diğer katlarına da devam ediyorum. Gene kopara kopara yapacağım. Bir yufkayı dörde falan bölüyorum. Bu kat kat börek daha kolay oluyor. Ötekiler biraz daha el oyalıyor ama bunu akşam hemen iftara misafirleriniz geldiğinde ya da kendiniz için hazırlayabilirsiniz. Bir kat daha. Hemen son kalan yufkamı da dediğim gibi diğerini kullanmayacağım. Üzerine seriyorum. Evet, tamamdır. Şimdi altta kalan yufkayı şöyle üzerine atıyorum. Dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte. Ben çok aşırı büyük yapmayacağım.
hepsini dökeceğim. Eşit bir şekilde her yerine gelsin. Ben biraz döktüm. Normal bu sos 5 tane yufka için arkadaşlar. Biraz çekmesi lazım. Sosu fazla gibi gelebilir ama öyle olmuyor. Çekecek hepsini. Evet. Sosum da şu kadar kaldı. Gördüğünüz gibi. Hemen hemen hepsini çekti. Bir 5-10 dakika böyle bekleteceğim. Ondan sonra 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar çıkardım. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereceğim. Ne kadar güzel kabarmış. Bunun sebebi sodadan dolayı. Bu kadar kabarıyor. Çok sıcak. Birazcık hafif soğuduktan sonra kesip dilimleyeceğim. Evet, şöyle servis tabağını aldım. Yakından da göstereyim. İç kısmını da gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.